Allah Allah, başına kötü bir şey mi geldi acaba? Dalgın dalgın geçiyor. Karagöz, Karagöz. Merhaba Hacı Cavcav, sen burada mısın? Canım nerede olacağım? Burası benim dükkanım değil mi? Hele gel bakalım yanıma. Hayırlı işler. Sağ olasın Karagözüm. Fakat sen böyle dalgın dalgın ve düşünceli olarak nereye gidiyorsun? Nereye gittiğimi bilmiyorum. Vah vah vah. Başıma bu da mı gelecekti? Efendim derdini söylemeyen dermanını bulamaz. Hele anlat bakalım, neden kara kara düşünüyorsun? Beyaz beyaz düşünemiyorum da onun için. Saçmalamayı bırak da derdini anlat. Belki yardımcı olurum. Aman Hacı Cavcav, sahiden yardım eder misin? Canım bundan şüphen mi var? 600 yıllık dostluğumuz var. Tabii ki yardım ederim. Hay sağ olasın, gönlümü rahatlattın. Anlat bakalım, mesele nedir? Yardım edeceksin Hacı Cavcav. Edeceğimi söyledim ya. Öyleyse bana hemen borç para ver. Karagözüm, para istemeyi bırak da bana derdini söyle. Bataklarım seni ha. Söyledim ya. Eğer borcumu ödemezsem hayatım tehlikede. Her neyse, sen şu işi başından iyice anlat bakalım. Ah, Hacı Cavcav, her şey bugün yemekten sonra başladı. Sonra gidip iş ararım diye köşemde şöyle bir şekerleme yapıyordum. Sonra? Kes sesini de dinle. Birden acı acı kapı çaldı. Kapıyı açmamla iki kişinin beni yaka paça dışarı çıkarmaları bir oldu. Vah vah vah, kimse görmedi mi? Kurtarın diye bağırmadın mı? Ağzımı da kapattılar derken kendimi suratsız bir adamın önünde buldum. Bana olan borcunu neden vermiyorsun diye bağırdı. Borcun mu varmış? Ne bileyim borcum yok dedim. Oğlun otomobil kredisi aldı. Hanımın 10 tane bilezik kredisi var. Onların da ödemen gerekiyor dediler. Sana neden haber vermemişler? Onları bırak. Ben de kendime haber vermeden villa kredisi almışım Hacı Cavcav. Allah Allah, adamlar haklı Karagözüm. Neden işin bile yokken böyle kredi alıp yersin? Bilmiyorum ki ne zaman alıp yedik. Sonra ne oldu? Ne olacak? Ödeyemiyorsun. Aldığın paraları geri ver dediler. Veremem dedim. Hiç olmazsa geri veririm deseydin de ödeme gününü ileri alıp bir çare arardık. Veremem dersen orada başına neler gelir? Aa. Geldi zaten suratsız adam bana öyle kızdı ki kel kafam bir yumruk indirdi ben de yere yuvarlandım. Ah kafam. Aa kara gözüm. Senin suratında efendim burnunda çürükler var. Köfte or söyledim ya yere yuvarlandım diye. Büyük geçmiş olsun. Gözümü bir açmışım ki Hacı Cavcav. Uyukladığım yerden düşmüşüm. Allah iyiliğini versin. Bana rüya mı anlattın?